evlerindeki belki ekranlarınızı yeni açmışsınızdır. Bir kalabalık bekliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. O noktada Murat Karataş zaten bize aktaracak kalabalığı ve elbette bahçedeki son durumu. Seçimden sonra muhakkak ki onunla fotoğraf çekilmek isteyen seçmenler olacaktır. Erdoğan şu anda görevlilerden kimliğini ve seçmen kağıdını teslim aldı. Eşi Emine Erdoğan da yine aynı şekilde imzalarını attı. Biraz da sohbet ediyorlar. Görevlilerle, müşahitlerle. Ve birazdan sınıftan çıkacaklar. Bahçede bir açıklama yapmasını ya da sınıfta bir açıklama yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biraz önce Kılıçdaroğlu da oyunu kullandı. Yine Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da oyunu kullandı ki o da zaten Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklamıştı. Şu anda evet muhabir sorularını yöneltiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. İlk sesini duyabiliriz. Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de İnanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Ancak tabii Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle %90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye %90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Tabii katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun tekrar. İyi günler arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı. Sınıftan çıkıyor ve basının sorularını yanıtladı. İlk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz dedi. Malum Türkiye ilk kez Cumhurbaşkanı adayını seçmek için ikinci kez sandık başındaki yerini alıyor. Ve Erdoğan şöyle de söyledi. Dünya tarihinde %90'a varan katılımla seçim yok dedi. Ve Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte.